Ahmet bak hele. Kimdir o? Hayrola Cemşir? Ha. Hayır, hayır. Güllü Adana'ya geri dönmüş. Orhan'la. Otursuyla nikahlanmış. Ne? Ne diyorsun sen Cemşir? Ne edeceğiz şimdi Ahmet? Hı? Ben ne bileyim? Ben dayanamayacağım Ahmet. Ben şimdiye gideceğim. Gidip ne yapacaksın? Nasıl inandıracaksın Güllü'ye kendini ha? Ya, bu sefer dinleyecek bana. Dinleyecek Güllü. Bugün olanlar için çok müteessirim Serap. Seher adına senden çok özür dilerim. Özür dilemene lüzum yok. Seher gayet nazikti. Sadece gelmesine şaşırdım o kadar. Seni ne kadar rahatsız ettiğini biliyorum. Ama emin ol, bundan sonra böyle bir şeye izin vermeyeceğim. Dediğim gibi, gerçekten önemli değil. Unutalım gitsin. Hanımım, babanız geldi. İlla sizi görmek istiyor. Tutamadım. Allah Allah. Ne istiyor Allah aşkına? Deli midir nedir? Bir sarhoş adamla başa çıkamıyor musunuz Yasin'e? Kovun gitsin. Beyim, hanımınızın babası ne de olsa ona sormadan bir şey yapmak istemedim. Hala neyi soracaksın Yasin'e? Bu kaçıncı vukuatı? Derhal jandarmayı arayın. Yok yok, aramayın. Sarhoşmuş, bağırır çağırır gider. Ben şimdi gösteririm ona sarhoşluğu. Hayır Selam. O adamla muhatap olmanı istemiyorum. Ne duruyorsun Yasin'e? Dediğimi yap. Gelmeyin lan! Gelmeyin! Güllü! Güllü! Dışarı çık! Dışarı çık! Bu sefer beni dinleyeceksin! Yakarım kendimi! Çık Güllü! Hemşire! Dur ne yapıyorsun? Bu sefer beni dinleyecek! Yoksa yakarım kendimi! Cemşir dur! Delirdin mi sen Cemşir? Bırak o bir de onu! Aa, çekilin! Yoksa yakarım kendimi! Delirdi mi bu adam? Allahsız, kitapsız gönlüm! Yakacakmış kendini. Ben şimdi gösteririm ona. Sen burada kal. Ben hallederim. Senin o nikahlıydığın adam var ya! Allahsızın! Kitapsızın kendisi! Bütün kötülükleri o yaptı! Yeter be! Defol git adam! Ateş ederim! Ayşe! Aç! Ne duruyorsun? Aç! Cemşir! Beni zorlama! Defol git! Ne yaparsan yap! Durduramazsın artık beni! Herkes senin ne yılan olduğunu öğrenecek! Cemşir dur! Cemşir! Gönül! Bu adam var ya, senin çocuğunu kaçırdı. Kemal'in anasını öldürdü. Bırakın lan! Bırakın! Duydun mu Güllü? Ha? Bırakın lan! Güllü! Bırakın! Beni bırakın lan! Tutuklayın şu adamı! Beni tutmayın lan! Asıl alın lan! Güllü! Akıl alır gibi değil. Ne yapmaya çalışıyor bu adam? Vaziyet apaçık ortada Serap. Babanla Kemal işbirliği yapmış. Maksatları belli. Beni suçlamak. Senin gözünde beni suçlu duruma düşürmek. Hepsi bu. Kemal'i hala yakalayamamışlar mı? Maalesef. Jandarma komutanı Kemal'in Adana dışına çıktığını düşünüyor. Kemal bulunmadan huzur bulmayacağım. Bu yüzden huzursuz olmana gerek yok Serap. Kemal sana artık zarar veremeyecek. Bundan nasıl bu kadar emin olabilirsin? Adana dışına kaçmış olabilir. Ama bir daha bu şehre dönemez. Döndüğü anda tutuklanır. İnan bana, bir daha karşımıza çıkmayacak Kemal. Şimdi defol git buradan. Bir daha da sakın bizi rahatsız edeyim deme. Anladım. Hem de çok iyi anladım. Seni mahvedeceğim. Mahvedeceğim Aral. Serap Hanım. Size nasıl bir adamla evlendiğinizi, ne feci bir şekilde kandırıldığınızı anlatmak zorundayım. Orhan sizinle evlenmeyi aylar önce kafasına koymuştu. O zamanlar siz onu tanımıyordunuz bile. İçine saplandığı borç batağından nasıl kurtulacağını düşünürken, alacakları yakasına yapışmışken Ankara'da karşılaştığı bir dostundan Muzaffer Bey'in bir cinayete kurban gittiğini, genç ve güzel karısının dul kaldığını öğrendi. O anda hayatının fırsatını tekrar yakaladığını düşündü Orhan. Adana'ya bu yüzden döndü. Karşınıza çıktığı ilk andan itibaren her şeyi planlamıştı. Ne olursa olsun sizi elde edecek, zamanla çiftliğe, fabrikaya, bir zamanlar onun için güç ve kudret timsali olan Muzaffer Dinç Aslan'a ait ne varsa hepsine sahip olacaktı. Amacına ulaşmak için sinsice çalıştı. Önce sizin güveninizi kazandı. Sonra sizi aşkına inandırdı. Nihayetinde de sizinle evlenmeyi başardı. Ancak bu zafere ulaşmak için yaptığı korkunç şeyleri örtbas etmeyi de başardı. Sizi eski aşığınızdan ilelebet koparmak maksadıyla onun evini yaktırdı. Kemal'in annesini o öldürttü. Dahası bebeğinizi de o kaçırdı. Çiftlikte kaldığı gece sessizce odanıza süzülüp bebeği beşiğinden aldı. Suçu Kemal'in üstüne yıktıktan ve sizi ilelebet düşman haline getirdikten sonra da bebeği bulup getirerek sizin kahramanınız oldu. Eğer bir an evvel hakikatleri idrak edip ondan uzaklaşmazsanız bir sonraki adımız sizi ve oğlunuzu öldürmek olacak. Söylediklerimin doğruluğunu ispatlamak maksadıyla size Orhan'a gelen icra belgesini de gönderiyorum. Bu belge, Orhan'ın maddi durumunun nasıl bir çıkmazda olduğunu ve sizinle evlenme nedenini gösteren bir kanıttır. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Sana söylüyorum. Dün çiftliğe gitmişsin. Seher, her şeyi mahvedeceksin. Artık çok geç Halideciğim. Her şey mahvoldu bile. Ne demek istiyorsun? Her şey bitti demek istiyorum. Senin planlarını da mahvettim Halideciğim. Kusura bakma. Sen ne yaptın? Serap'a her şeyi anlatan bir mektup yazdım. Söylediklerimi ispatlamak için hani Orhan'a gelen icra kağıtları var ya, onları da yolladım. Ne? Nasıl yaparsın böyle bir şey? Delirdin mi sen? Halide, Orhan'ı benim kadar iyi tanıyamazsın. Tamam, planlarına ikimiz de dahil etmiş olabilir. Ama artık amacına ulaştı. Sana da bana da bir şey koklatmayacak. Sen de umduğunu alamayacaksın yani. Seher Güllü'ye her şeyi anlatan bir mektup yazmış. Ne? Elini çabuk tutmak zorundasın. O mektup Güllü'nün eline asla geçmemeli. Her geçen saniye aleyhimize işliyor. Hakikatleri asla öğrenmemeli. Ne yapacaksan bir an evvel yap. Böyle bir halt edeceğini tahmin etmeliydim. Allah kahretsin. Polisler yatsın ha. Sana da. Az soluklan bir çay yaptırayım. Çok sağ olasın Ayşem çok. Hanımım, size bir posta geldi. Bırakıver Yasin abi. Merhaba. Ne oldu? Erken geldin Orhan. Hadi hazırlan. Sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Söylersem sürpriz olmaktan çıkar. Hadi Muzaffer Ali'yi de al da çıkalım. Tamam. Tamam. Alayım geleyim o zaman. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.